Şu anda artık toz taşının başladı, yavaş yavaş daha çok toz taşınmalar başladı. Tabii yağmurla beraber, damlalarla beraber bu tozları biz çamur olarak arabalarımızda göreceğiz bundan sonra. Çamurlu göreceğiz. Ama bunlar berekettir. Bunlar tamamen berekettir. Bunlar hep toz taşınımından mı dolayı hocam? Evet, şu? Evet. Bunlar bir bereket. Bu şu anda çiftçinin beklediği, hasretle beklediği yağışlar işte der. Çünkü bunlar içinde her türlü nütrient vardır. Her türlü besleyici element vardır. Her türlü antibiyotik de vardır. Yani doğanın bu bir anne sütüdür. Öyle düşünün. Doğanın anne sütüdür bu. Bunlar da kil mineralleri. İşte onun içine gelirler ve arabaları. Sahra'dan gelen şu anda Fransa'nın Sezyum 137 telaşı başladı şu anda. Sahra'dan gelen çöl tozlarıyla beraber. Çünkü 60'lı yıllarda yaptığı nükleer çalışmalar sonunda orada altta kalan sezyum artık Sahra çöllerinin tozuyla birlikte Fransa'ya geldi geçen hafta içinde ve bir telaş başladı Fransa'da. İşte normal toz anlamayın. Bunlar biz tabakalı silikat deriz. Kildir bunlar. Tabakalı silikat ve içlerinde her türlü şeyi taşır bunlar. Nütriyentleri taşır, koruyucu elementleri taşır. Şu anda toz taşınımı için biz mevsime girdik. Mart ayının ortalarına geldik. Bundan sonra yağışlar daha çok çamurlu olacaktır. Yani biz bunu arabalarda göreceğiz zaten. Özellikle Perşembe günü mesela İzmir ve güneydeki Antalya civarındaki bütün araçlar çamurlanacaktır. Çünkü havadan ciddi miktarda bir toz taşınım var. Bunlar Sahra'dan gelir. Bunlar Sahra çöl tozları. Bakın şimdi Sahra'dan her yıl ortalama 500 milyon ton, yani dünya çöllerinden 500 milyon ton bir kil mineral, bir toz kaldırılır ve bütün dünya bu tozlarla gübrelenir. Yani bu tozların önemi çok çok büyüktür. Yani bu tozlar olmazsa yaşam olmaz dünyada. Tarımcının beklediği yağışlardır. Çünkü bunlar bereket yağışlarıdır. Şu anda artık işte pazar günü biraz bir şeyler atıştırdı, biraz hafif yoldu. Ama Perşembe günü biz bu çamuru çok daha fazlasını göreceğiz. Fransa'da bu hafta içinde ilginç bir haber çıktı. Sezyum 137. Sezyum 137 dediğimiz olay Fransa'nın 1960'lı yıllarda Sahra'da yaptığı bir nükleer çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bir element. Yani nükleer. Ve şimdi çöl tozlarının içinde onun Fransa'ya geldiği tespit edildi. Yani bir şekilde tabakalı silikat diyoruz işte biz bunlara. Bunlar içinde geldiği ve bu nedenle kapı pencerenin kapatılması gerektiği gibi bir ön fikirler ortaya çıktı ki doğrudur, olabilir. Yani çünkü bu tozlarla her şey taşınır. Bu peki tozlarla hocam. Bize tehlikesi var mı şimdi? Bize de hayır. Sahra tozları Sahra'dan geliyor. Hayır, bu tozun bize bir tehlikesi yok. Bize Sahra'nın biraz daha batısından, yani doğusundan geliyor, onlara batıdan geliyor. Sahra dediğiniz olay çok devasa bir çöl. Yani dünyanın en büyük çöldür Sahra çölü. Etkilemez diyor. Hayır, bize hiçbir şekilde o sezyum bizi etkilemez.